akşamlar değerli izleyenler. Halkın Ekonomisi programıyla karşınızdayız. Haftalık ekonomik gelişmeleri, merak ettiklerinizi değerlendirmeye, konuşmaya çalışacağız. Kiminle birlikte? Sayın Hocam Uğur Civelek'le birlikte. Hocam şimdi her hafta konuşuyoruz aslında, biraz değiniyoruz özellikle son 3 haftada hep Trump'ın kararlarına, Amerika merkezli bazı ekonomik gelişmeleri, ama bu hafta bir kendimize başlayalım. Cari açık rakamları var elimizde. İsterseniz bunları değerlendirmekle başlayalım. Hep cari açık rakamları şöyle bir düşünce, algı yaratıyor vatandaşın kafasında. Sürekli yükseliyor. Her geçen yıl cari açık rakamlarımız artıyor ve bu iş nereye kadar gidecek sorusu da sürekli zihnimizde, aklımızda bir köşede duruyor. Mevcut rakamlar Ocak ayında geçen yıla kıyasla 7.1 milyarlık bir açığımız var aylık bazda. Yıllık bazda ise 51 milyar 572 milyon. Rakamlar bu ortada ve az önce söylediğim eğilim, yukarı yönlü trend gidiyor. Bu iş nereye kadar giderden önce isterseniz bu rakamlar neyi ifade ediyor? Ondan sonra diğer noktaya geçelim. Önce rakamdan konuşalım. Bu hafta başında Merkez Bankası Ocak ayı ödemeler dengesi rakamlarını açıkladı. Cari açık bunun bir bölümü. Neyi gösteriyor bu? Türkiye'nin Ocak ayı içinde dış dünyayla yaptığı mal ticareti, ithalat artı ihracat, hizmet gelir giderleri, yatırım gelir giderleri ve diğer kalemler akım olarak dış dünya ile ilişkilerimizin bir özetini veriyor. Dış ticaret rakamı daha önceden biliyorduk. Ocak ayı dış ticaret açığı 9.69 milyar dolardı. Anormal bir rakam. Arka arkaya Aralık'ta ve Ocak'ta 9 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu zaten sinyali veriyordu. Kontrolsüz bir dış ticaret açığı. Bu cari açığın da büyük çıkmasına sebep olacak. Piyasalar pazartesi günü çıkacak rakamı 6.9 ve bile biraz altında umuyordu 50 milyar doları geçmesin diye. Çıkan rakam 7.1 milyar dolarlık büyük bir cari açık rakamı çıktı. Yani gayri safi yurt hasılasının %5,5-6'sına doğru giden, büyüyen bir rakam. Bu tabii ki beklentileri biraz olumsuzlaştırdı. İlk anda piyasalara yansımadı ama bir gün sonrasından itibaren etkilemeye başladı. Açık çok büyük. Zaten cari açık konusunda Türkiye sabıkalı bir ülke. Ocak ayı açığı 7.1 milyar dolar, son 12 ay 51 milyar doları aşmış. Cari açık yeniden büyüyor. Cari açık deyince insanlar ister istemez Türkiye'nin geçmişini hatırlıyor. 94 krizini biz niye yaşadık? Cari açık 6.3 milyar dolar vurdu, Türkiye krize girdi. 650 bin kişi işini kaybetti. Sonra bir cari açık krizi daha yaşadık. Yani finanse etmekte zorlandığımız anda kriz yaşıyoruz. 2000 yılında 9.8 milyar dolar cari açık verdik. Bunun %95'i otomobil ve cep telefonu ithalatından kaynaklandı. O hovardalık ağır bir krize sebep oldu. Finanse etmekte zorlandık, eldekiler yetmedi. Sonra 2002 sonrası farklı bir dönemdi. Para boldu, cari açık büyüyordu, emtia fiyatları yükseliyordu. Cari açık gayri safi milli hasılanın %3'ünü geçti, 5'ini geçti, 6'sını geçti. Çılgınca bir risk alınıyor. Bir tüketim çılgınlığı var. Ama tabii küresel krizle beraber duvara çarpıldı. Daraldı kendiliğinden. Türkiye'nin değil, dünyanın kriziydi ama dünyadaki de eğilimde, Türkiye'deki de kesinlikle sürdürülebilir değildi. Bir yerde olacaktı. Kriz sonrasında tekrar alın verin ekonomiye can verin dendi içeride 2009'da. Bir tüketim çılgınlığı, faizler düşüyor. Bu sefer gayri safi yurt içi hasılanın %10'una yaklaşan bir açıkla karşılaştık. 2011'den sonra bambaşka tartışmalara tanık olduk. Gaz fren. Yani eğer kriz istemiyorsak Türkiye büyümeden, istihdam yaratmadan taviz vermeliydi. Cari açığını küçültmeliydi. Buna odaklandık bir süre. Ama 15 Temmuz 2016 sonrasında tekrar gaza yüklenmeye başladık. Bunun sonucu cari açığın tekrar büyümesi. Şimdi küresel koşullarda destekliyor olsa hadi çok fazla kafayı takmayalım ama bunu küçültmemiz lazım. Bizim cari açığımız büyüyor ve küresel koşullar olumsuzlaşıyor. Burada çok ciddi bir alarm var anlayana. Vatandaşımızın da bu sesi duyması, tedbirli olmaya çalışması lazım. Şu değerlendirme de var. Biraz açayım bir rakamı. Evet. Biz bu 7.1 milyarları nasıl finanse etmişiz?
Ocak ayında dünyada iyimser eğilimler vardı. Bu açığı dışarıdan bulmuşuz. Rezervden yememişiz, fazlası bulmuşuz. 7.1 milyar dolar cari açık. Sistem dışına, kayıt dışına da çıkışlar var 1.3 milyar dolar kadar. Ama 12 milyar dolar aşan bir giriş var. Ağırlıklı sıcak para girişi, güvenilmez. O sayede biraz da rezerv artırmışız. Hep böyle gitse kriz yaşanmaz ama bu sürdürülebilir değil. Ama Şubat ayına bakıyoruz, dünyada hava birdenbire bozdu. Mart ayına bakıyoruz, bozulma devam ediyor. Finans tarafından ekonomi tarafına sıçramaya başlamış. Yani Ocak ayı finanse ettik ama böyle gitmeyecek. Bu yıl Türkiye'nin cari açını kürtmeye çalışması lazım. Ama hükümet büyüme ve istihdam diyerek cari açının büyümesine kayıtsız kalan bir yaklaşım içinde. Bu da tehlikeyi besleyip büyüten bir unsur. Ekonominin hacmi büyüyor. Dolayısıyla da cari açık büyüyor. Bu tabii bizi dinleyen ekonomistler kızıyordur ben böyle söylediğim için ama yani siyasilerden gelen savunmalardan bir tanesi bu. Ne diyorsunuz buna? Hacim büyür. Yani büyük başın derdi büyük olur mu bu cari açık? Şimdi, öyle sorayım. Önce hükümet açısından bakalım. Siyasi irade yaklaşan yerel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünüyor. Ekonomide büyüme olursa oy oranını artırabileceğini, en azından koruyabileceğini düşünüyor. Ama ekonomide istenmedik şeyler olursa, işsizlik artarsa, gelirler azalırsa, büyüme yetersiz kalırsa oy kaybedebileceğini düşünüyor. Onun için sonrasını düşünmeden büyümeyi zorluyor. Büyümeyi bu zorlamak Merkez Bankası'nı etkisizleştiriyor. Enflasyon hedefinden sapmayı artırıyor. Cari açığı büyütüyor. Alarm zilleri yani sarıdan turuncuya, oradan kırmızıya geçecek bir alarm düzeniyle beraber gidiyoruz. Olumsuz tarafın konuşulmasını istemiyor siyasi irade. Ama dışarıdan uyarılar geldiği zaman da siyasi olarak yorumluyor. Hayır, küresel koşullar bizim için veri. Biz çünkü ciddi bir tasarruf açığımız var. Onun için küresel koşullara göre kendimizi uyarlamamız lazım. Ve de fırsat buldukça bu bağımlılığı azaltmamız lazım. Biz böyle yapmadık. Şu anda siyasi irade, ben küresel koşullara ilgilenmiyorum, küresel koşullara bana uysun. Seçimlere kadar uydurmanın her yolunu zorlayalım havasında. Bu tabii çok ciddi bir risk. Maliyeti çok ağır olabilir. Onların hesabı çarşıya uymazsa ki uymama ihtimali giderek artıyor. Küresel koşullara bir küçük benzetme yapayım insanlarımız anlasın. Yani cari açık nedir? Bir insan aylık geliri 2000-3000 lirayken gelirinden %20-30 fazla harcıyorsa, ayağını yorganına göre uzatmıyorsa sürekli o farkı borçlanmak durumunda. Borç zaman içinde büyür. Bir yerden sonra o borcu da geri ödemek için tüketimini çok daha fazla sıkmak zorunda kalır. Türkiye son 15 yılda bayağı bir borç biriktirdi. Bu borçları ödememiz gereken vakit aşağı yukarı geldi. Onun için yaşam standardımızı ya biz kendi irademizi aşağı çekeceğiz ya kriz bizi, bir herhangi bir kriz bizi buna zorlayacak. Benim yaklaşımım istenmedik hasarlar gelmeden kendi irademizle vatandaşa doğruları anlatarak siyasi hesapları bir kenara bırakıp bu cari açık şütmemiz lazım. Ama şu anda siyasi iradede böyle bir eğilim gözlemiyoruz. Bu küresel boyutu çok önemli tabii. Cari açık orayla da çok ilintili ama yani biz biraz şuna bakalım. Bir kur dalgalanması da yaşanıyor hocam. Yani daha böyle vatandaşın cebini ilgilendiren nokta. Ne diyorsunuz bu dalgalanma? Yani durdurulabilir bir dalgalanma mı yoksa bahsettiğiniz eğilim nereye gider? Şimdi birkaç şeyi birleştirelim. Küresel koşulları şimdilik bir kenara bırakalım. Evet. En son konuşacağız zaten. Geçen hafta çarşamba günü dünyanın en ünlü kredi değerlendirme kurumlarından biri Moody's, biz programı yaptıktan sonra bir açıklama yaptı. Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Zaten burada şöyle düşünelim. Bir birinci lig var, yatırım kalitesi. Bir de onun altında spekülatif lig var. Biz 15 Temmuz sonrasında Moody's'in notunda birinci ligden ikinci lige düşmüştük. Notumuz düştü ama bu sadece not düşüşü değildi, küme düşmüştük. Karar siyasi vesaire dedik ama bu bir şeyleri etkiliyordu. Çarşamba akşamı spekülatif ligde notumuz bir kademe daha düşürüldü. Görünüm durağından, negatiften durağa döndü ama notumuz bir kademe daha düştü. Bu hafta sonunda da 14 Türk Bankası'nın notu da yine paralel bir şekilde ayarlandı, düşürüldü. Bunun anlamı şu, Türkiye'nin dış borçlanma imkanları daralıyor
ve borçlanma için ödeyeceği maliyet artıyor. Bunun içeriye yansıması, kaynak sıkıntısı varsayılandan daha ciddi olacak. Kurlarda, faizlerde, enflasyonda ek baskılar gelebilir demek. Çarşambadan bu haftaya devreden beklenti. Pazartesi cari açık rakam açıklanıyor. Yani bunun finanse edilmesinin zora gireceği görülüyor. Salıdan sonra, salı çarşamba, iki gündür kurda sert hareketler var. Daha doğrusu pazartesi öğleden sonra biraz başladı. Giderek hızlandı. Ve döviz sepeti bazında yarım dolar, yarım eurodan oluşan sepet tarihi rekorlarını kırıyor. Yani salı günü ve bugün sürekli yeni rekorlar kırdı. Sanırım şu anda herhalde 4.34 düzeyinde. Euro TL kuru yeni rekorlar kırıyor. Dolar da sanıyorum 3.88 düzeylerinde olsa gerek. Evet, 3.88. Euro'ya yaklaşan bir çizgisi var dolar. 3.88. Peki hocam, siz böyle diyorsunuz ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Ürettiğimizden çok tüketiyoruz. Cari açık büyüyor dediniz. Fakat hükümet de diyor ki IMF'ye borcumuz yok. Son haftalarda bu söylem tekrarlanmaya, daha sık duymaya başladık ki IMF'de özellikle 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında bizim ekonomi, ya bütün hayatımıza damga vuran bir kuruluş. Hatta borç veriyoruz IMF'ye. Bunu nasıl anlayacağız? Senin şu sorduğun soruyu biraz farklılaştırarak başka bir konuya gireceğim. Bir, hiçbir yerden borçlanma ihtiyacını karşılayamadığın zaman son kapı olarak IMF'ye gidersin. O da şartlı olarak belli programla sana mali destek verir. Başka yerlerden ihtiyacı karşılayabiliyorsan IMF'ye gitmezsin. Daha önce gittiysen de borçlarını piyasadan aldığın borç paralarla, kaynaklarla kapatırsın. Yani IMF son çare diyorsunuz. Şu an biz IMF'nin kapısına düşme yolunda mı ilerliyoruz? Evet. Niye? Bizim bu yıl 230 milyarlar dış finansmana ihtiyacımız var. Gelişmeler bu ihtiyacı karşılamamızın giderek zorlaşmakta olduğuna işaret ediyor. Karşılayamazsak rezervden kullanacağız ama bir yerde IMF'nin kapısına doğru sürüklenmek durumunda da kalabiliriz. Ondan sonra koşulları biz belirleyen olamayız. Başka sıkıntılar da beraberinde gelir. IMF'nin kapısına giden siyasi irade tekrar seçilme şansını unutur. Bunu da dikkate almak lazım. Siyasi iradenin o duruma düşmemek için her yolu denemesi lazım. Bu söylem tek başına yeterli değil. Nedir bir ikincisi, piyasalarda şöyle bir argüman duyuyorsun. Ya işte 2004-2005'te iki hikayemiz vardı. IMF hikayesi, birlikte bir program yürütüyorduk. Bir de AB hikayesi. O hikayeler bizi rahatlatıyordu. Şimdi hikayemiz yok. Daha çok zorlanacağız. Yeni hikayeler yaratmamız lazım sermaye girişlerini artırmak için. Bu gerekçeyi öne sürenler de şunu demeye getiriyor. Aman batıyla iyi geçinelim. Ne istiyorlarsa yapalım imasında bulunuyor. Ben iki rakam vereceğim sana. 2003-2008 arasında Türkiye'ye çok bol para geldi. Cari açık finanse ettik. Birileri bunun IMF ve AB hikayeleri sayesinde olduğunu iddia ediyor. Doğru değil. Çılgınca risk alma eğilimi vardı. Bu hikayeler olmasa da para gelirdi Türkiye'ye. Ve bizim dengemizi bozdu, bağımlılıklarımızı artırdı. Bu da iyi bir şey değildi. Varlık değerleşti, birileri zengin oldu ama sorunlar ağırlaştı. Ödenecek bedeller büyüdü. Yine o döneme gidiyorum. Brezilya, Arjantin, IMF ile programı yoktu. Başka hikayeleri de yoktu. Onlar da kolay borçlandılar. IMF'ye 2005'te borçlarını ödeyip hadi güle güle dediler, artık seni dinlemiyoruz. Yani IMF ile yürümekte olanlar bile çok para buldu, IMF'ye güle güle dediler. Bugün için. Türkiye'nin hikayesi yok, yeni hikaye bulmasının yan tesiri çok ağır, siyasi diyetleri. Yani bu saatten sonra Türkiye geleceğe bakıp önceliğini komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye vermek zorunda. Dış politika kritik önemde. Ama biz bunu yapmaz da birileri gibi sermaye gelir beklentisi için Batı'nın vesayeti altta kalmaya devam edersek çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Burada Batı'dan hangi Batı'yı ekonomik olarak kastediyorsunuz? Çünkü orada da bir eski bütünlüğünü korumadığını görebiliyoruz. Şu anda bizdekilerin ima ettiğilerin içinde bir varsayım var. Sanıyorlar ki AB, ABD'nin vesayetinde kalmaya devam edecek
biz ABD ile ne istediği isterse onu yaparsak AB ile de iyi geçiniriz. Bu artık doğru olmayabilir. Yani son iki haftadır konuştuğumuz ticaret savaşları AB ile ABD ilişkilerinde de sancılı bir süreci başlatmış olabilir. Bir şeyler eskisi gibi olamayacak olabilir. Onun için bizim yeni hikaye bulmamız da zor. Batı ne isterse yaparsak sermaye gelir varsayımı da sağlam temeli olmayan göz boyama dışında bir anlam taşımayabilir. Yani birbirimizi aldatmak için kullanılabilir sadece bu. Türkiye'nin artık kendi içinde birbirini aldatma dışında bir şeyler yapması lazım. Şöyle bir soru akla geliyor. Türkiye'nin ekonomik aklıyla siyasi aklı arasında bir fark var mı? Yani şu anlamda söylüyorum. Sanki başka bir ekonomik akıl Türkiye'yi yönetiyor da mevcut siyasi irade onunla mücadele ediyormuş gibi bir izlenim var. Örneğin biz bunu faiz konusunda çok görüyoruz. Faizler aşağı inmeli gibi bir baskı var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok dillendiriyor. Yani iktidardayız ama ekonomiyi biz yönetemiyoruz. İşte büyük elitler var, küresel elitler var. Onlarla mücadele ediyoruz. Yani böyle bir paket söylem var diyelim önümüzde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz açmam lazım senin sorduğun soruyu. Ekonomik akıl derken devletin görevi milletin canını malını korumaktır. Bunu yaparken de göz boyayıp günü kurtarmak uğruna geleceğe karartmak kabul edilebilir bir durum değildir. Ama Türkiye'de uzun süredir günü kurtarmak uğruna geleceğin karartıldığı bir süreç yaşandı. Hiç kimse göründüğü gibi değildi. Bankalar da göründüğü gibi değildi niyet olarak. Siyasiler de öyle değildi. Ama o çizginin sonuna geldik. Artık öyle Türkiye geleceğini güvence altına alamaz. Milletin canını malını koruyamaz. Bir şeylerin değişmesi lazım. Nedir? Bir, kısa vadeli spekülatif eğilimlerle içeride insanlar birbirini aldatabilir. O ortamda oluşan fiyatlar göz boyayabilir. Bu yanıltıcı. Bu tür saadet zincirlerinden uzak durmak lazım. Orta vade. Türkiye kendi dengesizliklerini çözecek önce. Dengesizlikleri kalıcı olarak çözmeye çalıştığında sorunlar da eşanlı olarak çözülmeye başlayacak. Tabii bu süreçte bedeller de ödenecek. Kimi az kimi çok bedel ödeyecek. Bu doğruyu yapan siyasi irade de yıpranma olasılığı var ama eğer ülkeye hizmet için seçildilerse bunu yapmak zorundalar. Maalesef Türkiye'de bunu yapan siyasi iradeye son 70 yılda çok fazla tanık olmadık. Hocam 90'lı yıllar... Şu anda siyasi irade önceliği iktidarını korumaya vermiş gibi görünüyor. İşte önce büyüme, istihdam ki oy kaybı olmasın, hatta biraz artabilsin. Bu da cari açığı patlatıyor. Tam da bunu soracaktım aslında. Yani 90'lı yıllardan mevcut AKP yönetimine kadar gelen süreçte ekonomik dalgalanmalar Türkiye'de birçok siyasi hareketi, hatta Türkiye siyasi tarihinden sildi. Partiler kapandı, baraj altında kalındı vesaire. Ekonomik krizler bunlara yol açtı. Bir örnek vereyim sana siyasi partilerle ilgili. 1980'li yıllar. Askeri rejimden sonra yeni bir parti kurulmuştu. Güçleniyordu ama ekonomi teklemeye başladığında 87 sonrasında hızla oy kaybetti. Bugün baraj aşamıyor. Yine 1994 yılında. O dönemde iki anahtar vadeden bir siyasi parti vardı. Bir koalisyon kurmuştu. O kriz sırasında çok büyük kayıplara uğradı. 2000 krizini hatırla. Kasım-Şubat arasında yaşananlar koalisyonun en büyük partisini barışamayacak noktaya getirdi. Şimdi bugünkü siyasi irade de geçmişten alınandaki bu örneklere bakıp büyük risk aldığının haklı çıksa bile millete ödemek zorunda kalacağı bedelin giderek büyüyeceğini dikkate alarak sağduyulu olmak zorunda. Hocam bugüne gelelim. 90'larda biraz daha konuşmamız lazım. Kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Kısa bir aradan sonra halkın ekonomisine devam edeceğiz efendim.
Evet, halkın ekonomisiyle devam ediyoruz. Ekonomi politikaları kimleri götürdü, kimleri getirdi? Mevcutlar, mevcut siyasiler varlıklarını nasıl bir ekonomik dengede götürüyor? Hocam burada kalmıştık, isterseniz biraz daha devam edelim. Başka konularda sırada bekliyor. Şimdi 2005, 2006, 2007 cari açık kontrolü şekilde büyüyor. Hep uyarıyorduk. O zaman da finans sistemi bir laf uydurmuştu. Finanse edebildiğimiz sürece cari açık sorun yaratmaz. Şimdi bunun anlamı şu. Peki finanse edemediğinde ne olur? Kriz. Dağılırsın. Şimdi Türkiye'nin cari açığı böyle bir dağılmanın arifesinde olabileceğimize işaret ediyor. Küresel koşullarda kontrol edilemeyen bir bozulma var. Şubat'ta, Mart'ta. Dünyada sorunlar ağır. Ve bizim de 230 milyarlar bu yıl dış finansmana ihtiyacımız var. Cari açıkla birlikte bu rakam büyüme eğiliminde. İki, sıcak para girişleri aniden durabilir. Çıkışlar artabilir. Bu rakam daha da büyüyebilir. Şimdi bu olasılıkları görmezden gelmek gelecekle kumar oynamaktır. Devlet bilincine sahip hiçbir siyasinin bu kumarı oynama hakkı olmamalıdır. Siz böyle diyorsunuz ama yani sizin söyledikleriniz de iktidarın ekonomi yönetimi ve söyledikleri hakkında ekonomiyle ilgili büyük bir makas var. Örneğin Cumhurbaşkanı sık sık diyor ki veren el alan elden büyüktür. Özellikle Suriyeli mültecilere yapılan yardımlar, yani 30 milyar dolara yakın bir yardım yapıldı Türkiye'nin bütçesinden. Bu söyleniyor. Bak orada bir şey söyleyeyim. Başka ülkelere de yine gelişmekte olan ya da yoksul ülkelere Türkiye'nin yardım verdiği, IMF'ye borç verdiğimiz, yani bu rakamları topluyoruz, cari açıkları koyuyoruz, başka bir tablo ortaya çıkıyor. Bir iki rakam. Bir, buradaki ağırladığımız 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ihtiyaçlarını karşılamalarına 30 milyarlarlık yardım yapıldığını, faturanın şimdilik bu olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur tartışılabilir bunlar. Nelere gitmiştir? Şimdi bakıyorsun ya 30 milyarlar. Eğer 2011'de o yanlış Suriye politikasına girişmemiş olsaydık 30 milyarlar ödeme yapmayacaktın. Yani bedeli ağır bir hata. Ve daha bitmedi bu. Daha bunun sosyal, siyasi, ekonomik başka maliyetleri de olabilir. Eğer doğrular bir an önce yapılmazsa. Bu doğrularda Suriye rejimiyle ilişkiler, komşularla ilişkiler de özel bir önem taşıyor. İki, yine bu hafta basında vardı. Başbakanın ağzından veriyorlar herhalde. Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'da gelişen bazı ekonomilere 14,5 milyarlarlık yardım yapmış. Bu kadar cari açık veriyoruz. Bu 14,5 ne yaptık biz, ne verdik onlara? Muhtemelen para vermedik. Belki bazı ihtiyaçlarını finanse etmiş olabiliriz. Bir takım işte çöp arabasıydı vesaire bazı ihtiyacı olan yerlere göndermiş olabiliriz. Bölgede nüfuzu geliştirmek için. Şimdi bakıyorsun, peki 14,5 milyarlarlık bir nüfus tohumu ektin. Karşılığını alabildin mi? Bunun yanıtını bilmiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, bu yıl dış finansman ihtiyacımızı uygun maliyetlerle karşılayamama ihtimalimizi de arttığını görüyoruz. Aslında 2002'den sonra Türkiye cari dengesinin cari açığa odaklansaydı, cari açığı makul seviyeye indirerek büyümeyi başarmaya çarplansaydı çok daha doğru işler yapılacaktı ama olmadı. Cari açığı patlattık, rant peşinde koştuk, göz boyadık, gönül zenginliği yaptık ama faturanın millete çıkacağını unuttuk. Şimdi tüm yanlışlar birden önümüze fatura çıkarmaya başladı. Bunları vatandaşa anlatmak o kadar kolay olmaz. Bunları anlatma zorunluluğu ortaya çıkmadan seçime gitmek isterler bence. Yani siz bir erken seçim bu ekonomik tablo getirir mi diyorsunuz? Bir, siyasi irade buna mecbur olmak istemez. Ama küresel koşullar olumsuzlaşmaya başlarsa, bu cari açığı finanse etmek zorlaşırsa, kurlar, faizler daha yukarı hareket etme eğilimine girerse mecbur kalabilir.
soru var. Bütçe açığı, cari açık açıklıyorsunuz demiş. Twitter'dan bir kullanıcımız Sunshine Nick ismini kullanıyor. Bunları iktidar bilmiyor mu? Biliyorsa neden tedbir almıyor? Çiftlik Bank da halkı soymuşlar, kimse farkına varmamış mı diye bir soru var hocam. Şimdi bunları elbette iktidarda da bilenler var. Bir şekilde karar verme durumunda olanları da aktarıyorlardır. Ama karar verme konumunda olanlar önceliklerini bunları dikkat alarak mı belirliyor? Yoksa başka hesapları olduğu için ona göre mi şekillendiriyor? Yani Türkiye'nin şu anda ekonomik sorunları giderek ağırlaşıyor. Önceliğin belki ekonomiye verilmesi lazım. Ama bunun kısa vadeli, orta uzun vadeli bütünlük içinde tüm dış politikasından sosyal politikaları gözeterek sürdürülebilirliği tesis edecek şekilde başarılması lazım. Böyle bir şey içine girdiğin zaman oy kaybı hesabı yapmaman lazım. Oy hesabı yapıyorsan da böyle bir mantıkla öncelikleri belirleyemez. Oy demişken... Evet, Türkiye'de cari açık büyüyor. Evet. Türkiye'de bütçe açığı da büyüyor. Türkiye'de Merkez Bankası da etkisizleşiyor. Dış finansman ihtiyacı karşılamak da zorlaşıyor. Yani yedi kollu canavarın yedisi birden üstümüze gelmeye başladı. Tam bu noktada hocam. Yani, yine Kaan Yılmaz isimli bir izleyicimiz şöyle bir not bırakmış size. Üç çocuk var. Günde 10 lira, ayda 900, bir hesap yapıyor. 1350 diyor servis parasıyla. Aldığım para da bu diyor, emekli aylığım. Bankalara borç var vesaire. Yani orta gelir grubuna ya da düşük gelir grubuna mensup geniş taban bu süreçte daha ağır bir yük omuzlamak durumunda kalabilir mi? Kalabilir. Ya da kalırsa nasıl kalır? Yani ne olur da nasıl bir kalabilir? Fatura diyoruz da nedir bu fatura? Şöyle anlatayım. Türkiye son 15 yılda yaptığı hatalardan, sosyal maliyeti ağır olacak hatalardan biri vatandaşı borçla yaşamaya teşvik etmek. Şu anda belki nüfusumuzun yarıya yakınının iki anahtarı var. Belki bu dönemde aldılar bir yarısı bunu. Ev aldılar, araba aldılar. Ama sırtlarında bayağı büyük bir borç var. Eğer gelirleri azalırsa, eğer ya da borcu borçla çevirme durumuna düşerse, yeni borç bulamazlarsa aksayacak. İki ay ödemeleri aksattıklarında evde gider, arabada gider. Ne yapacaklar? Bu borçlu yaşam sağlıksız bir durum. Yani biz yaşam standardımızı borçla artırdık. Artırmamamız gereken bir dönemde. Bu yaşam standardındaki artış kısa vadede iktidarın oylarını artırmış olabilir. Ama artırdığından çok daha hızlı götürebilir fatura önümüze geldiğinde. Burada cari açık konuşurken de fatura önümüze gelmeye başlayabilir uyarısını yapıyoruz aslında. Bir örnek vereyim. Söylemiştim, 94 cari açık kriziydi. 650 bin kişi işini kaybetti. 2000 yılındaki krizde 1 milyon 350 bin kişini kaybetti. İşini kaybedenlerin %90'ı hizmet sektöründe çalışıyordu. Yeni bir cari açık krizi olursa çok daha büyük bir istihdam kaybı olabilir. Çok daha büyük sistemik sorunlar yaratabilir. Bunun yaşanmaması için önceliklerin şekillenmesi lazım. Ama yok, o yönde bir çaba göremiyoruz, o da üzüyor. O yönde çaba görsek zaten eleştirinin dozunu da sınırlı tutarız. Peki hocam, bazı şeyler de var. Şimdi bir yanda da Türkiye büyük bir mücadele veriyor bölgede. Askeri anlamda da ciddi müdahaleleri var ve bir taraftan böyle bir yönü de var bu işin. Yani burada psikoloji ve ekonomide, yani nasıl diyelim, beklentilerin olumlu olması da önemli değil mi? Yani bir beklentileri olumsuz, yani olumsuz bakarak olumsuzluğu çağırıyor olmuyor muyuz? Biraz da ekonomide böyle dengeler önemli değil midir hocam? Bir, ülkenin beka sorunu söz konusuysa akan sular durur. Öncelik oraya verilir. O konuya hiç itirazım yok. Yani öyle bir mücadelede merminin cephane fiyatına falan bakamazsın. Bu da tartışılmaz. Yani gaflettir, dalalettir, ayrı konu. Ama onun da maliyeti olacaktır. Başka harcamalardan kısmak gerekir. Başka maliyetleri üstlenmek gerekir. Yani öncelikleri verirken beka sorunun varsa
başka bir şeylerden vazgeçilmesi lazım. Biz hem ondan vazgeçmiyoruz, hem hak etmediğimiz yaşam standartını sürdürmek peşinde koşuyoruz. Küresel eğilimlerin nereye gittiğini dikkate almıyoruz ve dışa olan bağımlılığı azaltma yönünde çaba harcamıyoruz. Hepsi birden olmaz. Hepsini birden olsun diye zorlarsak birindeki kırılma diğerlerini de kırar. Kontrolü kaybederiz. O zaman bugüne kadar yaşamadığımız yüzden bir kriz yaşamak zorunda kalırız. Kriz yaşandığı zaman insanlar dinlemez, bağırmaya başlar. Büyük, ciddi istikrarsızlıklar yaşanabilir. Bunun yaşanmaması için önceliklerin belirlenmesi lazım. Halka anlatılması lazım. Tedbirli olmasının tavsiye edilmesi lazım. Bir rakam vereceğim size. Yorumunuzu soracağım. 755 yeni milyoner gününe beri. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan Moody sayımız 2017 sonuna göre 755 kişi artarak 139.735'e yükselmiş. Yani şu her mahalleye 1 milyoner meşhur söylem belli ölçüde gerçekleşiyormuş bir tarafta. Burada da çıkan tablo şu, o hesaptan giderken Türkiye'deki tasarrufların belki %60'ı nüfusun %1'ine ikisine ait. Bu da büyük bir gelir ve servet dağılım bozukluğudur. Eğer böyle bir bozukluğunuz varsa para ve maliye politikasında etkinlik beklemeyin. Yani küçük bir ayarlamayla, eğer bu olumsuzluk olmasa, küçük bir ayarlamayla istediğiniz sonucu alabilecekken şimdi 10 kat ayarlama yapsanız istediğiniz sonucu alamazsınız. Örnek vereyim. Gelir dağılımından. Yüksek gelir grubu. Bu adamın geliri çok. Krizde bile adam yaşam standartını kısmaz. Tüketim açısından hiçbir şeye hassasiyeti yoktur. Yoksulluk sınırının altı, düşük gelir grubu da öyledir. Onun da tüketim açısından hiçbir şeye hassasiyeti yoktur. Eve ekmek götürmek zorundadır. Gerekirse borç alacaktır. O borcu nasıl ödeyeceğini sonra düşünecektir. Çünkü zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Orta gelir grubu bu iki kesimden farklıdır. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılar. Kontrol, az da olsa bir lüks tüketimi vardır. Üstte tasarruf bile yapabiliyordur. Birikimi vardır. Bakar. Eğer işler belirsizlik artıyorsa tüketimini kısar. Veya işler iyiye gidiyorsa borçlanıp belki bir yatırım yapmayı düşünür. Politikalara hassastır. Onun için orta gelir grubunuz ne kadar büyükse ekonomide politikaların etkinliği o kadar yüksektir. Ama orta gelir grubunu yok ettiğinizde politikaların etkinliği de azalır. Gelişme eğilimleri kontrol edememeye, istikrarsızlıkların önüne geçememeye başlarsınız. Şimdi biraz önce dedim ki iki araba anahtar sahibi yapmak isterken orta gelir grubu baştan çıkarıldı. Koşullar da olumsuzla gidiyor. O orta gelir grubu bir anda düşük yoksulluk sınırının altına yuvarlanacak. Orta gelir grubu şu an Türkiye'de hızla eriyor. Borçlu olduğu için diyorsunuz. Evet. Bu da Türkiye'yi ekonomik olarak yönetilebilir olmaktan uzaklaştırıyor. İnce ayarlarla falan artık hiçbir şey düzeltemezsiniz. Yani tedbirli olmak, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak ve devlet politikasında da belirli ölçüde koruma. Sizin bu önceki programlarda da bunları söylüyordunuz. Şimdi biraz başka bir noktaya geçmek istiyorum. Siz bunları söylüyorsunuz ama dünyanın en dinamik ve gelişen ekonomisi ve Amerika'yı yakında yakalayıp geçeceği söylenen Çin ekonomisi ve Çin lideri farklı bir siyaset izliyor. Yani bugün Amerika bir takım dış ticarete yasaklamalar getirirken Çin yönetimi ticaretin önündeki engeller kalksın diyor. Yani sanki küreselleşmenin, tırnak içinde söylüyorum, lideri mi değişiyor? O zaman farklı bir bakış açısıyla önemli ipuçları söyleyeyim. Bak, Asya krizinden beri Batı Çin bankacılık sisteminin çökmesini bekliyor. Göründüğü gibi değil, şeffaf değil. Bunu söylediklerinden bu yana 20 yıl geçti. Bu 20 yılda Amerikan bankacılık sisteminin beli büküldü küresel krizde. Arkasından Avrupa bankacılık sisteminin büküldü. Çin hala ayakta. Neden? Ne desem? Demek ki Batı da göründüğü gibi değilmiş. Herkes birbirini kötülüyor ama kimse göründüğü gibi değil. Biz de değiliz. Madde bir bu. İki, Çin'e bakıyorum. Çin'in döviz rezervleri Asya krizi sonrasında 140 milyar dolar düzeyine gerilemişti. Ama Çin yatırıma önem verdi. Ama büyümenin yapısı da cari fazla veriyor orada.
10 yılda 1 trilyon dolar yatırım dedi. Bak 140 milyar dolar rezervi var. 10 yılda 1 trilyon dolarlık yatırım hamlesi dedi. Asya krizinden sonra. Üretecek, ihraç edecek. Niye? Biliyor, emek ucuz şimdi. Dünyada hangi sektörde arz fazlası var ilgilenmiyor. Benden ucuz mal edemezler diyor. Her alana girdi. Ve o dönemde şu söyleniyordu. 2020'ye yaklaşıldığında dünyada sanayi üretimin herhalde %70-80'i Çin'e kaymış olur. Sanayi üretimde çok özel bir avantajı var. İleride önemli bir pazar olacak. Bu açık seçik görünüyordu. Çin 98'den bu yana cari fazlarını üstüne koy, 3 trilyon doların üzerinde cari fazla biriktirdi. Şu anda 3.2 trilyon dolar rezervi var. Borç ödeme problemi yok. Biz niye Çin gibi yapmadık? Biz niye tersini yaptık? Yapabilir miydik? Elbette yapabilirdik. Yani ben 2003'ten sonra bu iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarına hep karşı çıktım. Bankaların tercihine hep karşı çıktım. Yanlış gidiyoruz. Türkiye dünyada para politikası bolken, talep artıyorken, Çin, Hindistan gibi satabileceği ürün kanı ihracatını büyütmeyi hedefleseydi, cari açığını kapatıp büyümenin yapısını değiştirmeyi hedefleseydi, bugün bu sıkıntıları konuşmuyor olurduk. Biz onu yapmak yerine içeride gayrimenkul rantı yaratma peşinde koştuk. Birbirimizi aldatmaya odaklandık. Amerika ne istiyorsa onu yaptık sonuçta. Bugün hiç kimseye güvenemiyoruz. Bazı sorular var hocam. Onlara bir girelim isterseniz. Son bölüme de yaklaşıyoruz. Varlık fonu ile ilgili bir soru gelmiş. Şu an ne yapıyor? Vatandaşın sorusu bu. Borsada işlem, bu paralarla borsada işlem yapıldığı söylentileri var. Erdal Yılmaz bu soruyu soruyor hocam. Döviz hareketliliğine ilişkin sorular var. Tek tek soru. Önce varlık fonundan başlayayım. Evet, varlık fonunu yanıtlayalım isterseniz. Varlık fonu 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra kuruldu. Çünkü kredi notumuz düşmüştü, spekülatifliği düşmüştük. Küresel koşullar olumsuzlaşıyordu. Dış finansman ihtiyacı problem yaratabilirdi. Finansman bulmak lazımdı. O ortamda Türkiye Varlık Fonu devreye sokuldu. Amaç şuydu. Kamunun elindeki bir takım varlıkları varlık fonuna devredelim. O bunları teminat göstererek varlığa dayalı menkulmet çıkarsın, yurt dışına ihraç etsin, Türkiye'ye finansman akışı sağlasın. Ama çalışma tüzükleri, yönetmelikleri Bakanlar Kurulu'nda onaylanmadığı için hiçbir şey yapmadı. O şirketi kurmak için konulan 50 milyon sermaye belki eridi. Ama onun dışında borçlanma da yapmadı, piyasalarda bir işlemi de söz konusu olmadı bildiğimiz kadarıyla. Varlık fonu başındaki genel müdür görevinden alındı 5-6 ay önce. Şu anda fon pasif yedekte duruyor. Herhangi bir şey yaptığını sanmıyorum. Evet. En kötü senaryo nedir? Soru bu hocam. Barış Odabaş. En kötü senaryo tabii ki burada şu var. Biz en kötü senaryodan kaçınmaya çalışıyoruz. En kötü senaryo şu. Dünyada işler kötüleşir. Türkiye'nin de dışa bağımlılığı azalmamış, büyümüştür. Dünyada yaşanacak küresel krizden en olumsuz etkilenecek ülke olur. En kötüsü bu. Ve şu anda biz dolu dizgin oraya koşuyoruz. Hocam peki biraz da nasıl söyleyelim? Popüler konulara son kısımda kısaca değinmek istiyorum. Bir parantez açayım. Yani izleyiciler çok sormuyor. Tabii. Yakın geleceğe neler getireceğini, götüreceğini öngörmeye açısından. Bakın 2003-2008 arasında Türkiye'ye bol para geldi. Hep o dönem için ne konuşuldu? Kamu kesimini düzelttik. İnsanları borçla daha çok tüketmeye teşvik ederseniz vergi gelirleri artar. Kamunun gelir de iki yakası bir araya gelir. Kamu açıkları küçülür. Kamuya çeki düzen verdik. Özelleştirme yaptık. Eyvallah. O dönem bankalar varlık değerlerini, çünkü daha önceden bol miktarda sorunlu kredinin teminatı gayrimenkul kalmıştı. Gayrimenkul değerleri onların defter değerinin üstüne çıkarsa her şey iyi olacaktı. Öyle oldu. Ve en güzel parayı da bireysel tüketici kredilerinden kazandılar. Hepsi buna odaklandı. Bankaların durumu düzeldi, vatandaşın durumu kötüleşti. Şimdi, bunda önümüzdeki 3-4 yılda
kamunun ve mali sektörün durumunun kötüleştiğini göreceğiz. Yani rüzgarla gelen ters rüzgarla gidecek. Bunun olmasını engellemek için hiçbir şey yapmadık, hala yapmıyoruz. Ne yapabiliriz? Çok şey yapabiliriz. Önce bazen ne istediğine karar verirsin. Şunu da istiyorum, daha iyi yaşamak istiyorum. Ama bir yer gelir, ne istemediğini koyarsın, her şeyi ona göre değiştirirsin. Hocam siz çok zor bir şey söylüyorsunuz. Türkiye şu anda neyi istemedi? Hani en kötü durum sordu ya bir izleyin. Evet. Onu yaşamamak için nelerden vazgeçmeliyiz? Onu yaşamamak için. Ona kilitlenmemiz lazım. Hocam zor bir şey söylüyorsunuz. Yani tüketimden vazgeçmek için. Bu zor bir alışkanlıktır. Yani, maliyeti toplum öder ama bu noktada çok yani imkansıza yakın bir şey istediğinizi düşünmüyor musunuz? Hayır. Şöyle söylüyorum. Bu reklam bu şeyin ortasında. Teşviğin ortasında. Bir. Bunu siz kendi iradenizle içeride uzlaşarak yapmazsanız bir kriz gelecek. O yapacak. Feleğinizi şaşırtarak yapacak. İnsanlar kimseyi dinlemeden birbirine girecek belki. Bu daha mı iyi? Hiç bakabildiniz mi? Bir tartışma vardı bu hafta. Bir taksici Uber. Belki alakasız gibi gözükebilir ama bir ekmek kavgası neticede. Taksiciler diyor ki bir yabancı şirket geldi. Bizim ekmeğimizi alıyor. Yabancı şirketin yetkilileri diyor ki biz iyi hizmet veriyoruz. Ne diyorsunuz oradaki tartışmalara? Bir, şu andaki fiili durum konuşuyorum. Taksi plakasının fiyatı çıkmış 1500 liraya. Yani bir araç fiyatının 15 katını, 20 katı neredeyse. Birileri o fiyatı ödüyor, taksi plakası alıyor, çalışıyor. Birileri böyle bir şey yapmıyor. İnternet üzerinden organize oluyor. Taksi plakasına para vermeden benzer bir hizmet sunuyor. Burada bir haksız rekabet var. Burada evet taksiciler mağdur. Bir de plaka kiralayıp o işi yapmaya çalışanlar mağdur. Bu doğru. Bu sorunu çözmekte yetkililerin görevi. Bak, internet üzerinden yapılan işlemler, düzenlemesi olmayan alanlar ve aynı işi yapanların durumunu olumsuza sokuyor. Bu tür çatışmaların yaşanmasını önlemek siyasetin görevi. Düzenlemesi olmayan alanlar için düzenleme yapılacak. Mağduriyet yaratmadan. Şimdi tüketici açısından da Uber'in tarifesi daha düşük olabilir, kullanıcının işine gelebilir, taksiye gönderdiğinden daha az ödüyor olabilir. Şimdi tüketiciyi korumakla haksız rekabet yaratmamak arasında bir denge kurmanız, gerekli düzenlemeleri yapmanız lazım. Her şey rant değil ki. Ben yani yaşanan sorunda siyasilerin, bürokrasilerin vizyonsuzluğunu görüyorum. Hocam bir soru var. Bunu aslında önemli bir soru. Biraz üstünden atlıyoruz. Yerli zenginlerimiz var demiş bir izleyicimiz. Ve bu zenginler servetlerini yurt dışına kaçırıyor. Bu konuda da bir soru var hocam. Bu paranın suyu nereden geliyor diye sormuş izleyicimiz. Şöyle Seyfettin söyleyeyim. Gezer. Vatandaş olarak hepimizin bir takım hakları var. Yani zengin olmak da helaliyle kazandıysa kusur değil. Türkiye'de kambiyo rejimi çok değişti 80'li yıllarda. En son 89 yılındaki 32 sayılı karara göre eğer malın mülkün varsa, servetin varsa hepsini satıp nakde çevirip dünyanın istediğin ülkesine götürebilirsin. Bu suç değil. Şimdi insanlar Türkiye'de bakıyorsun son 1,5 yılda görülen şu. Ya birileri birikimlerini gayrimenkule çevirmiş olabilir. Şimdi gayrimenkul portföyünü çeşitlendiriyor olabilir. Türkiye'dekini satıp Avrupa'da alıyor olabilir. Evet bu servet transferidir. Bunun olmasını ister miyiz? İstemeyiz. Ama bunun olmasını engellemekinin yolu yasaklamak mıdır? Yoksa içeride daha dengeli olmak, gelecek güvencesi verebilmek midir? Biz sürdürülebilir olmayan eğilimleri zorlarsak, geleceğe karartırsak içeridekilerin kaçmasını önleyemeyiz ki. Hocam süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta için ekonomide neler konuşacağız? İsterseniz kısaca bir toparlayıp yavaş yavaş veda edelim. Yani şöyle söyleyeyim, bugün konuşamadık. Ticaret savaşları konusu önemli. En son geçen perşembe Trump yönetiminin nihai kararı belli oldu.
çelik ve alüminyum ek vergisinden Kanada, Meksika muaf tutuldu. Muaf tutulmak isteyenler için de müzakere süreci kapısı araladılar. Burada Almanya'nın özellikle tavrı ne olacak, o merakla izlenecek. Avrupa'nın misillemede bulunması ve Dünya Ticaret Örgütü'ne gitmekte ısrarlı olması gerginlikler yaratır. Bu Euro'yu da biraz zayıflatır. Dünyada riskten kaçınma eğilimi güçlendirir. Birinci madde bu. Çin de bunu izleyecek muhtemelen. Bu Almanya ile Amerika arasındaki ilk gelişmeler, eğer Almanya sakin kalırsa veya kalmazsa, buradaki duruma bağlı olarak muhtemelen Trump'ın bir sonraki hamlesi Çin'le olan dış ticaret açığını yana yönelik bir hamle yapabilir. Önce Avrupa'yı kendi vesayeti altına tutmaya çalışacak, sonra Çin'e bir hamle yapacak görünüyor. Amerika'nın bugün 600 milyarlar ticaret açığı var, bunun 300-350 milyarları Çin'e karşı. Burada bir takım başka hesaplaşmalar göreceğiz. Şu anda söylememiz gereken şu, ekonomik dengesizlikler, sorunlar biraz daha fazla konuşulacak. Korumacı eğilimler biraz daha fazla konuşulacak. Finans piyasalarına hassasiyet giderek daha azalacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna ilişkin gelişmeler de bizim haftaya gündemimizi oluşturacak. Evet hocam, teşekkür edeceğim bu haftalık. Tabii sanal para birimleri vesaire, bu tip sorular da var ama vaktimiz doldu yani, bu haftalık. Bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Türkiye'de bir çiftlik meselesi var, bir izleyici bahsetmiş. O bir sade zincirdir. Son 3-4 yılda yaşanan dijital paralar da bir çeşit saadet zinciridir. Uygulama şekli. Saadet zincirlerinden uzak durmak lazım. Evet, anlıyorum. İnsanlar alıştığı yaşam standartını sürdürmek için birikimi varsa daha fazla risk alıyor ama bunu yapmasınlar. İleride büyük pişmanlıklar yaşamasınlar. Biraz da insanlar kolay çıkış mı arıyor dersiniz? Evet. Bu para birimleriyle. Bundan sonra kolay çıkış yok. Hep beraber. Ama, evet. Kolay çıkış arayan çok aldanır. Hocam teşekkür ederim. Bu haftalık yorumlarınızı aldık. Haftaya tekrar devam edeceğiz halkın ekonomisinde. Biz aktarmaya çalıştık. Hocamız diyor ki kolay çıkış yok, tek başına çıkış yok. Bu işten birlikte çıkarız diyor. Bizden şimdilik bu kadar. Yorumlar sizin efendim. İyi akşamlar dilerim.